Keyif artı protein eşittir bu tatlı diyebiliriz arkadaşlar. Fitemek'ten merhaba arkadaşlar, ben Emre. Yepyeni bir tarifle karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi de çaprazınızdayım. Şimdi anlatacağım tarif yine Türk gençliğinin önemli bir problemini çözecek bir tarif olacak arkadaşlar. Nedir o? Protein ihtiyacını karşılamak. Yine bol proteinli bir tarif vereceğim sizlere. Bu tarif sayesinde hem sporcu tayfa, kas geliştirmek isteyen, kas büyütmek isteyen, vücudunu değiştirmek isteyen, mesela sağ koluyla sol kolunun yerini değiştirmek olsun, İşte ikinci bir kafa çıkartmak olsun, böyle bu tarz bir vücudunu değiştirmek isteyen arkadaşlar için güzel bir tarif olacak. Aynı zamanda diyet dönemindeki arkadaşlar da tatlı olarak bunu böyle yapıp tüketebilecekler. Hem içindeki proteininden dolayı bir tokluk hissi sağlayacak, hem de tatlı ihtiyacınızı gidermiş olacaksınız. İkisi bir arada inanılmaz bir tarif. Hemen başlıyorum. Öncelikle burada bir malzeme göstereceğim size. Bu malzemeyi gördükten sonra kaçmaya çalışacak arkadaşlar olacak. Ama kaçmayın, bekleyin, bir sakin olun. Gerçekten güzel olacak. Yani bir kere de olsa deneyin şunu. Benim hatırım için. 3 yıldır burada video çekiyoruz. Hatırım için deneyin şu tarifi. Lor peyniri arkadaşlar ilk malzeme. Ana protein kaynağımız zaten buradan gelecek. Ama bu sefer bu lor peyniriyle böyle tuzlu şeyler yapmayacağız. Tatlı bir şey yapacağız. Marketten alma lor peyniri de yapabileceksiniz. Bu lor peynirinin ne kadarını kullanacağız? Bir 250 gram kadar. Yani bu paketler genelde 500 gramlık oluyor. Onun yarısını ben kullanacağım. İyice böyle bol porsiyonlu, bol proteinli bir şey olsun istediğim için. Bu lor peynirini kabıma ekliyorum. Burada eğer çok haz etmiyorsanız lor peynirinden yarısını da kullanabilirsiniz. Yani bir 150 gramla falan da bu tarifi yapabilirsiniz yine. Bu tarif aynı zamanda benim üzerinde en çok çalıştığım tariflerden biri. Bir haftadır falan bu tarifi böyle değişik kombinasyonlarla, değişik şeylerle böyle tatlandırarak falan pişirip deniyorum. En optimum halini buldum. Sizlerle bunu paylaşacağım. Test edildi, onaylandı. Arge tarafından geliştirildi. Öyle bir tarif. Şimdi bu lor peyniri bunun içine koydum. Bir tane çatal alıyorum hemen. Body cipozu diye bir şey var. Body cipozu. Bu terimi ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Çünkü terimi ben şimdi uydurdum ama şunu gözlemledim. Genelde sporla uğraşan arkadaşlarda şöyle bir poz var, o da şu. O kadar yaygın ki bir de. Ünlü böyle vücut geliştirme yarışımı Mr. Olimpiyalardan tutun, İşte fitness modellere ya da spor salonuna yeni başlamış 3. haftasında olan elemana kadar herkesin pozu bu. Hani şu poz inanılmaz. Yani keko ve hani böyle direkt kol odaklı bir poz olduğu için hani amaç belli, hani kolunu gösteriyor adam. Ama şu hareket bunu maskeliyor bir şekilde. Yani amacım benim şu hareketi yapmak ama kolum da çıkmış işte aradan falan tarzında böyle bir gizleme amacıyla kullanılıyormuş. Lütfen şu bodyci pozunu artık bırakalım arkadaşlar. Şimdi bu lor peynirini çatalla böyle birazcık ezip parçalıyorum. Çünkü bunun böyle bütün halinde kalmasını istemiyorum. Bu zaten böyle kremamsı bir kıvama getireceğim ben bunu. Pişirmeden önce pişireceğim bir de bunu. Ardından bunun üzerine birazcık süt ekleyeceğim. Ne kadar süt ekliyorum? Böyle 2 yemek kaşığı kadar falan. Yani bunun miktarını biraz sonra asıl ayarlayacağız ve dedik bunu tatlandıracağız diye, tatlı bir tarif olacak diye. İçine bir adet muz ekliyorum arkadaşlar. Fit yemeğin favori meyvesi muz. Sağda solda yine muza laf atmaya başlayanlar oldu. İşte diyet döneminde yenmez bilmem ne. Glisemik indeksi yüksek, çok acayip kalorili bir meyve falan. Yani şu muzu, şuncacık meyveyi alıyorlar. McDonald's'ın Big Mac'iyle bilmem nesiyle eşdeğer tutuyorlar. Muzdan kaçmanız lazım, kilo verememenizin sebebi muz vesaire. Lütfen bunlara itibar etmeyelim arkadaşlar. Bu muzları da içine koyduktan sonra çatal yardımıyla şöyle bir eziyorum. Bir Fırat Sobutay'dır. Aldı başını gidiyor Fırat Sobutay. Yorumlarda bu ara iyice coştu. Fırat'a benziyorsun, kardeş misiniz, kuzen misiniz, bilmem akrabasıdır falan filan. Bu konuya da bir açıklık getireyim arkadaşlar. Herhangi bir akrabalığımız yok. Tanışmadığım bir ortamda, bulunmadık aynı ortamda. Kardeş, akraba falan değiliz yani. Ve sonra dedim ki madem İşte insanlar bu kadar benzetiyor bizi, Fırat abi buradan sana sesleniyorum. İstersen gel bir şey yapalım seninle. Anlaşma yapalım. İşte canımız sıkıldığında arada böyle bir hava değişikliği olsun dediğimizde sen gel buraya Fit Yemek'te tarif anlat. Ben de sizin işte oha diyorum da oha diyeyim. İşte biber falan yiyeyim. Fırat abinin fanlarına ricam, kendisine iletirseniz bu videoyu. Cidden yapabilirim bu arada böyle bir şey. Bak bildiğin püre oldu şu an. Ya bu bile tek başına direkt kaşıklanıp yenebilecek kıvamda. Hatta bunu birazcık da bal eklersin. Hatta ekleyelim. Birazcık da bal ekliyorum bunun üzerine tatlandırmak için. Bu balın miktarını size bırakıyorum. Ne kadar hassassanız bu konularda. Yani ben bal koymadan bile muz kattığım zaman en tatsız şeyi bile yiyebilirim yani. Direkt o muzdaki şeker tadı bana yeterli oluyor. Ama siz hani hassassanız, işte tatlı değil mi tatlı olacak gibi derseniz, bu bal miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi herhalde bir tatlı kaşığı, bir yemek kaşığı arasında bir miktarda bunun içine bal ekledim. Şu an gerçekten bebek maması gibi yani.
Hep derler ya, biz sporcuyuz abi, biz işte lezzetli şeyler yiyemeyiz, bizim olayımız bu işte. Hayat boyu tatlı yemeyeceğiz, çirkin şeylerle besleneceğiz. Neden lezzetli olan her şey zararlı falan? Değil işte bak, bu gayet mükemmel. Yetti mi? Tabii ki yetmedi. Üzerine bir de yine tatlandırma amaçlı keçi boynuzu unu ekliyorum. Keçi boynuzu ununuz yoksa, bunda ne kadar ekledim? Yine bir yemek kaşığına yakın miktarda ekledim. Keçi boynuzu ununuz yoksa, çok yaygın olan bir malzeme değil, farkındayım. Burada kakao da ekleyebilirsiniz eğer kakao seviyorsanız. Kakao sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Bunlara alternatif olarak yine birazcık daha tatlandırmak isterseniz bunda çok az tarçın da ekleyebilirsiniz. Ama tarçın miktarını çok da abartmayın. Bunu da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum bunu. İnanılmaz bir koku veriyor ya. Şu keçi boynuzu unu. Ben nereden aldım bu arada, onu da söyleyeyim. Bu uzun yol, mola yerlerinde, otobanlarda falan şey olur. Sağda solda dinlenme tesisleri olur. Bu dinlenme tesislerinin bazıları böyle işte Varan'dır, Ulusoy'dur falan bilinen böyle büyük otobüs firmalarınınkiler oluyor. Bazıları da daha böyle yöresel, işte o geçtiğiniz yolun sağında solundaki köylerdeki insanların falan ürünlerini satan yerler de olmuş oluyor. O tip yerler mükemmel. O tip yerlerde bu tip böyle şeyler de bulabiliyorsunuz. O tip yerlerde bu tip şeyler bulup bu tip tariflerde bu tip şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir yerden almıştım ben, iki kavanoz almıştım bundan. Şimdi mesela azalmaya başladı. Yine ilk uzun yolumda bulduğum yerde alacağım. Ama onun dışında internet çağındayız zaten. Google'a yazsanız çıkacaktır milyon tane yerde. Tavsiye ederim, gayet güzel. Hem lezzet katıyor hem kalori miktarını arttırmıyor. Evet, bunu da iyice karıştırdık. Güzel bir kıvama geldi. Bu haldeyken de bu gayet lezzetli. Ama bunu bir de pişireceğim ben. Pişirdiğiniz zaman lor peynirin birazcık suyunu salıyor. O su böyle buharlaşıyor. Kendi böyle diğer malzemelerle biraz daha bütünleşip İyice böyle bir kremamsı, puding gibi. Ama puding gibi de değil. Hani böyle pasta gibi bir şey olacak yani bu en sonunda. Çok da tarif edemiyorum çünkü benimle gidip marketten alabileceğiniz bir şeye benzetemedim pek. Bu aşamada yol ayrımına geldik. Bu yol ayrımı ne için bu yol ayrımı? Bir tarafta kas geliştirmek isteyen, kilo almak isteyen arkadaşlar. Diğer tarafta da kilo vermek isteyen. Bunu yalnızca ara öğün olarak, tatlı olarak tüketmek isteyen arkadaşlar. Eğer amacınız kilo almak değilse, buna ekstra kalori ekleme ihtiyacınız yoksa direkt bu şekildeyken pişirme işlemine geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben de ona geçeceğim zaten. Ama eğer amacınız kilo almaksa, buna birazcık daha kalori ekleyeyim ben, birazcık daha gains lazım, kas lazım bana diyorsanız burada size iki opsiyon sunacağım. Birincisi, yulaf ezmesini, bildiğimiz yulaf ezmesi blenderdan geçirip bunun içine ekleyebilirsiniz. Yavaş yavaş yedirebilirsiniz. Eğer çok kuru olursa ekledikten sonra birazcık daha süt ekleyerek bunu dengeleyebilirsiniz. Böyle pişirecek kıvama, hamur kıvamına getirebilirsiniz. Eğer amacınız kilo almaksa bu karışımın içine de birazcık hindistan cevizi ekleyebilirsiniz. Daha fazla kalori miktarını arttırmak için. Hindistan cevizi yanınız yoksa da neyle pişireceğim diye soracak olursanız tereyağla pişirebilirsiniz bunu tavada. Ama varsa kesinlikle hindistan cevizi yanını tavsiye ederim. Çünkü çok güzel bir hem koku hem de aroma katıyor içine böyle. Bayağı bir güzel oluyor. Bunu iyice karıştırdım. Şimdi bu noktada isterseniz böyle ben çatalla uğraşamam derseniz blenderla falan da direkt bütün malzemeleri atıp girişebilirsiniz. O şekilde yaparsanız 2 dakikadır yani şunun hazırlanması. Bu harcımı hazırladım ben. Hamur diyebileceğim kısmı hazırladım. Geldik pişirme aşamasına. Tavamın altını açıyorum hemen. Ateş böyle ne kısık olsun ne yüksek olsun orta ateş iyidir, idealdir. Lor peyniri birazcık böyle sünger gibidir. İçine bir şey koyduğunuzda, sıvı bir şey koyduğunda onu böyle çekmeye eğilimi vardır. Hem su almaya hem su vermeye eğilimli değişik bir besin. Birazcık hindistan cevizi yağı ekliyorum tavama. Normalde yapışmaz zaten hamur kıvamında olduğu için. Ama yine de hem güzel bir aroma katması açısından hem de birazcık daha sağlıklı yağ miktarını arttırmak istiyorum ben bu tarifin. O yüzden hindistan cevizi yağını da pişireceğim. Hem de şu mükemmel kokuyu almak da istediğim için birazcık ekliyorum tabii ki. Bayağı reklam yapmış gibi oldum, hindistan cevizi yağı reklamı. Böyle fit yemek adıyla marketlerdeyiz arkadaşlar. Hindistan cevizi yağı satacağım artık. Haftaya kanalı da kapatıyorum zaten. Markette, Migros'ta falan bulabilirsiniz beni. Direkt ben dönüşeceğim yani. Hindistan cevizi yağına dönüşeceğim. Evet, sıra geldi. Mükemmel karışımı eklemeye. Bu aşamada ne kadar pişireceğini soracak olan arkadaşlar için belli bir kıvam yok arkadaşlar, ama benim genelde yaptığım kıvam bunu böyle karıştırırken şu an gördüğünüz gibi bir yerden sonra böyle lastik gibi bir kıvama gelmeye başlıyor. Böyle hamur kıvamında, iyice böyle yoğun hamur kıvamına gelmeye başlıyor lor peyniri suyunu saldıkça. Ve o kıvamdayken bunu yemesi çok daha lezzetli oluyor, çok daha zevkli oluyor. Ben genelde o kıvamda geldiğinde bunu bırakıyorum. Zaten asıl amacımız bunu birazcık hem ısısını yükseltmek, hem o kullandığımız yağın içine böyle iyice sinmesini, hem de diğer malzemelerin birbirine iyice böyle karışmasını sağlamak. O
tepkimeyi yaratmak yani. Bunu böyle karıştırırken bir yerden sonra burnunuza böyle mükemmel bir pişmiş muz kokusu gelmeye başlayacak zaten. O muz kokusuyla birlikte şu an gördüğünüz gibi daha böyle bir kıvamlı hale gelmeye başladı cıvık halinden. Nasıl bir kıvamda yemek istiyorsanız o kıvamdayken bunu direkt kapatabilirsiniz altını. Evet, bu gayet yemeğe hazır şu an. Ocağımın altını kapattım. Mükemmel Gains öğünümü tabağa aldım şöyle. Burada bir de şöyle bir güzellik yapacağım bunun üzerine. Bitter damla çikolata koyacağım birkaç tane. Diyetteki arkadaşlar bunun miktarını abartmazsa daha güzel olur. Bir de bunu sıcakken koymanızı tavsiye ederim. Çünkü sıcakken koyduğunuzda bu damla çikolatalar birazcık daha eriyorlar böyle. Mayışıyorlar. Koyduktan sonra birazcık bekliyorum bu damla çikolatalar iyice erisin. Öyle tatacağım. Biliyorum tatmam için sabırsızlanıyorsunuz. Ben de sabırsızlanıyorum ama öncesinde Instagram'lı cool fotoğrafını çekmek istiyorum bunun. Gerçekten muazzam. Bu arada Instagram'da story atıyorum mesela. Story'de yukarı kaydırın olanı kullanamıyorum. Sanırım belli bir takipçinin üstüne çıkmak lazımmış. Burada 90 bin olduk neredeyse. Ama Instagram'da hala 10 bin olamadık arkadaşlar. Bir el atın, bir itekleyin. Şu 10 bin şeyini çıtasını geçelim de bir bakalım oluyor mu olmuyor mu. Yukarı kaydırın olanı yapmak istiyorum, yapamıyorum yani. Üzülüyorum. Ve beklenen an geldi sizin için. Bol protein lezzetli tarifin bir tadına bakıyorum arkadaşlar. Şöyle bitterli kısmından almak istiyorum. Kıvam bu şekilde gördüğünüz gibi. Böyle cıvık değil yani, rahatça pasta gibi yenebilecek bir kıvamda. İnanılmaz güzel. Bir defa lor peyniri yok oluyor. Yani tat olarak yok oluyor. Ama harç olayını yapıyor. Yani görevini yerine getiriyor burada lor peyniri. Aynı zamanda size gerekli olan proteini de veriyor. Bunun yanında diğer malzemeleri çok iyi bir şekilde taşıyor ve şu an bunu yememek için zor duruyorum. O kadar güzel bir şey. Yani keyif artı protein eşittir bu tatlı diyebiliriz arkadaşlar. Yapan arkadaşlardan ve videoyu izleyen arkadaşlardan yorumlarını bekliyorum aşağıdan. Ve beğen butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Sizin bu beğenileriniz sayesinde kanal böyle büyümeye devam ediyor. 100.000 olduk olacağız. Uğraşıyorum. Elimden gelince video çekiyorum sizlerle, paylaşıyorum yeni tarifler, yeni videolar, bilgi videoları vesaire. Siz de bir beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Beraber böyle biraz daha kalabalık bir kitle haline gelebilelim. Tarifin besin değerlerini, kalori miktarını, protein, karbonhidrat, yağ değerlerini vesaire yine açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then.